Merhaba sevgili izleyiciler. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bir tutulma haftasına daha giriş yapıyoruz. Bu hafta 29 Nisan'da 8 derece Boğa burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmalarının etkilerini 6 aylık bir süre içerisinde hissedebiliriz. Bu tutulma toprak elementinde sabit nitelikte bir tutulma olacak. Özellikle sabit grup burçlar, boğa, akrep, kova ve aslanlar için önemli bir tutulma olabilir. Nisan sonu Mayıs başı doğan boğalar, Ocak sonu Şubat başı doğan kovalar, Ekim sonu akrep, Kasım başı doğan akrepler ve Temmuz sonu Ağustos başı doğan aslanlar için daha belirleyici özellikleri olan bir tutulma olabilir. Evet, Boğa burcu tutulmaları neyi simgeler? Özellikle maddi manevi güvenliğimizle ilgili konuları simgeler. Bu da parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Çalışmalarımız karşılığı elde ettiğimiz gelirler, giderler, maddi değerlerimiz, finansal yapımız hepsi Boğa burcu ile ilişkilidir. Bunun yanı sıra Boğa sevgi, güzellik, estetik ve sanatı da temsil eder. Sanat deyince resim, heykel, müzik, bunların hepsi yine Boğa burcunun kapsamındadır. Bu alanlarda yenilikler, yeni gelişmeler gündemde olabilir. Kişisel hayatlarımızda ve toplumsal kavramlarda gelişmeler yaşayabiliriz. Güneş tutulmaları yeni ayda olduğu için yeni başlangıçları da simgeler. Evet, bu hafta bu enerjilerle başlıyoruz ve haftanın seyrine baktığımızda 3 Mayıs'ta Venüs'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Venüs Koç burcuna geçecek bu hafta ve bu seyri Venüs'ün 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Venüs Koç burcunda özellikle ateş grubu burçlar, Koç, Aslan ve Yay burçları için destekleyici olacaktır. Sevgi, aşk, ilişkiler, sosyal hayat, maddi konularda bazı şanslar ve yardımlar verebilir ateş gruplarına Venüs. 3 Mayıs'ta gökyüzünde Boğa burcundaki Merkür ve Akrep burcundaki Satürn arasında karşıt açı oluşacak. Buna da özellikle 3 ve 4 Mayıs'ta dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Merkür-Satürn karşıt açıları iletişimle ilgili bazı sorunlara, engellere, kısıtlamalara neden olabilir. Özellikle sabit grup burçlar, Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaların biraz daha temkinli olması gerekecek. Evet, bu hafta içerisinde, hafta sonunda 4 Mayıs'ta Güneş ve Plüton arasında güzel bir üçgen açı var. Bu da toprak grubu burçlar için çok destekleyici. Boğa, Başak ve Oğlak burçları özellikle hayatlarındaki otorite kavramları, bazı güçlü kişilerden önemli destekler bulabilirler, yardımlar alabilirler. Önemli işlerde, girişimlerde de uzun vadeli, kalıcı bazı başlangıçlar yapabilirler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra haftalık yorumları da kendi burcunuza göre takip edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.